Cumhuriyet Halk Partisi Hatay STK'lardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nurettin Tabaş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından yayınlanan emek büroları ve kıdem tazminatı ile ilgili basın açıklamasını Türkiye genelinde eş zamanlı olarak parti binasında gerçekleştirdi. Hükümet yetkililerinin bir müjde olarak açıkladıkları bu sözde reform emekçilerin yıllardır süren mücadeleler sonucu kazandığı hakkı ortadan kaldırılacaktır. Açıklamada emek büroları, kıdem tazminatı basın açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun bu yıl içerisinde kıdem tazminatını fona devredecek adımı atacaklarına dair açıklaması emekçiler nezdinde bir tehdit olarak algılanmaktadır. Hükümet yetkililerinin bir müjde olarak açıkladıkları bu sözde reform, emekçilerin yıllar süren mücadeleler sonucu kazandığı hakkı ortadan kaldıracaktır. Öncelikle sorulması gereken şudur: madem kıdem tazminatının fona devredilmesi emekçiler açısından yararlı bir gelişmedir, neden referandumdan önce hayata geçirilmiyor? İktidar partisi müjde olarak gördüğü bu sözde reformu referandumda evet çıkması için neden kullanmıyor? Madem bu değişiklik çok hayırlı olacak, neden 15 yıldır bu kanun çıkarılmadı ifadeleri kullanıldı. Emek büroları olarak kıdem tazminatının fona devredilmesini kabul etmediklerini açıklayan Tabaş, kıdem tazminatının her ay bir fona düzenli olarak ödenmesinin, işverenin işçileri keyfi olarak işten çıkarabilmesinin önünü açacağını savundu. Tabaş, 16 Nisan Anayasa referandumuna da değindi açıklamasında ve emek büroları olarak emekçilerin kazanılmış haklarının tırpalanmasına, iş güvencesini yok edecek düzenlemelere ve işçilerin alın teriyle kazandığı 3 kuruşa göz dikenlere hayır diyoruz. Kıdem tazminatının fona devredilerek keyfi işten çıkarmalara yol verilmesine hayır diyoruz. Emek düşmanı politikalara hayır diyoruz. Emek büroları olarak Türkiye'nin geleceği için hayır kere hayır diyoruz dedi.